Gidiyor musun? Gitmem lazım anne. Aydın gelmiştir. Bir şey yemedin? Yiyemem anne. Biraz daha erken kalk o zaman kızım. Aa. Erken yatabilsem? Şu saçların da ıslak. Vakit yok ya anne. Böyle ıslak ıslak hasta olacaksın. Ne zaman başlıyor kampanyanız? Ay başında. Aa, bir şey kalmamış. Ne diyorsun anne, ölüyoruz telaşımızdan. Son günlerde belki de ajansta yatıp kalkacağız. Hadi bakalım hadi. Anne, benim siyah ayakkabılarım nerede? Ben nereden bileyim senin siyah ayakkabılarını oğlum? Aa, atıyorsunuz bir yere. Günaydın de önce, günaydın. Günaydın Aydın'ın baygını. Çektiniz mi fotoğrafları? Yarın. Filmler? Yarından sonra, peş peşe. Çok merak ediyorum. İyi olacağı benziyor. Biraz anlatsana. Sır bunlar oğlum. Anlatılır mı öyle her yerde? Vay be, CIA ajanı gibisin. Anne, nereye gitti şimdi benim bu siyah ayakkabılarım? Aa, fırlatıp atacağım şimdi senin o siyah ayakkabılarını. Duyuyor musun? Bayıltacak bu çocuk beni. 30 yaşına da gelse böyle. Bilge, babanı öpmeden mi gideceksin? Öpelim. Aydın mı yine seni alacak? Bundan sonra böyle babacığım. Aferin. Erken kalkmayı öğrensin o da. Hadi alas mı aldık? Hadi güle güle. Başarılar kızım. Görüyor musun öğlenlere kadar yatan kızı ne hırslı. İş hayatı yaradı. İyi oldu, iyi oldu evlilik öncesi. Oğlum sen ne arıyorsun orada? Cüzdanımı buraya bir yere bırakmıştım. Cüzdan oralarda. Bana bak, sen bu gidişle kendini kaybedeceksin yakında. Bu ne dağınıklık oğlum? Kaç milyar alıyorsun reklamdan? Oo, böyle şeyler orada burada konuşulmaz Cemil Bey. Oo. Bizim de ahbabın oğlu yağ reklamında oynadı. 75 milyon verdiler. Olabilir. Sizinki de reklamı? Sigorta. Ne dedin? Oo, sigorta dedim. Sigorta. Öyle söyle. İyi günler. İyi günler. Hangisi Şükrü Beylerin ekmeği? Hangisini istersen. Koparalım biraz. Hiçbir şey yemedik bugün. Buyurun. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Sıkı çalışıyorsunuz maşallah bugünlerde, görüyorum. Gece gündüz. Bugünlerde öyle efendim. Oh oh, iş olsun da. Hah, Cafer geldin mi evladım? Buyurun, iyi günler. Yarından itibaren büyük hanıma 2 şişe süt al evladım, unutma. Unutur muyum efendim? 2, tamam. Kadıncağız zayıf düştü de biraz vücudu takviye edelim. Allah razı olsun. Hadi Bilgeciğim, neredesin? Ne yapayım, asansörü bekledim 1 saattir. Acele işiniz varsa yürüyeceksiniz efendim bu apartmanda. Kimsenin kimseye saygısı yok ki. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Sefa ile efendim, sefa ile. Hayırlı işler. Ne güzel böyle karşılıklı saygı, sevgi. Çok seviyorlar canım birbirlerini maşallah. Parayı götürmüş. Kim efendim? Aydın, Aydın. Şükrü Bey'in damadı. Reklamdan en az 5 milyar. Anam. Ne para? 5 milyar mı dedi? 5. Of. Cemil'cim, bugün ne olursun sağa sola sarkma da bana yardım et. Bitirelim şu işi. Bitireceğiz Sevim. Ben işten hiç kaçtım mı? Hay yaşa. Gözümde büyüyor vallahi. Baksana şunlara, dağ gibi. Bitirelim söz. Benim adım Cemil. Aslanım benim. Sevim, biz de şöyle bir reklam işi bulsak. Reklam mı? Ne para var o işte biliyor musun? Bak Şükrü Bey'in davadına 5 milyar almış. 5 milyar mı? Aa, o ne artık? Kızı da girmiş bir reklam ajansına. Parayı götürüyorlar. Biz de burada sabahtan akşama kadar dikiş. Ne yapacaksın Cemil? Kim verir bize o parayı? Verir. Biz adam değil miyiz? Estağfurullah. Ha, benim adım Cemil. Alırım 5 milyarı. Hemen fırlatır atarım şu makineyi. Ben ne yapacağım? Gezeceksin Sevim.
Sana bir de hizmetçi tutarım. Dikiş mi diktiririm sana öyle? Konfeksiyon manfeksiyon bitti. Nereye gidiyorum? Geç sevim. Nereye istersen. Almanya, İngiltere. Koyarız parayı repoya. Ömür boyu. Herkes öyle yaşıyor artık. İyi valla. Öyle sevim. Biter bu para. Ye ye bitmez vallahi. Peki sen ne yapacaksın ben gezerken? Ne yapacağım sevim? Yeter ki bir reklam işi bulalım. Benim adım Cemil. Ne oldu efendim? Evde uyuyamadınız mı yine? Uyuyamadım Ergun Bey. Biraz da tatsızlık. Tatsızlık. Vah vah vah. En mutlu olacağınız zamanda. Raşit Beyler de sizi üzüyorlar galiba biraz. Ne biraz Ergun Bey? Biliyorum efendim sıkıntınızı biliyorum da. Dilim varmıyor. Vah vah vah. Allah kurtarsın. Şimdi afiyet olsun da. Oldu mu şimdi kuru kuru? Post filan yaptı Seda Abbas. İyi böyle iyi. Ben istedim. Afiyet olsun. Çocuk da ağlıyor tabii sağ olsun. Ağlamaz mı? İnanır mısınız? Biz de 7 çocuk büyüttük. Birinin ağlamasını duymadım. Şimdi çocuklar böyle demek. Adını ne koydunuz? Daha bir şey yok. Kararsızız. Bir araya gelemiyoruz ki Ergun Bey. Aman efendim. Bir anca koymak lazım. Bu koyalımı bağışlayın ama. Estağfurullah. Uğursuzluk derler. En iyisi şu evden bir çıksanız. Şevket Bey de onu söylüyordu. Kafanız dinleyeceksiniz vallahi. Hani çay Abbas? Masana bıraktım müdürüm affedersin. Masada mı? Ne güzel konuşuyorduk şurada. Yine görüşürüz efendim. Hacer Hanım bizden birikmiş alacağı varmış Ergun Bey. Ödeyelim bugün. Tabii efendim. Ne kadar? Bilmiyorum öğrenelim de. Hemen efendim. Afiyet olsun. Rahatınıza bakın siz. Bir şey lazım olsa biz buradayız. Tamam. Ne olur çayı şuraya getirsin Abbas Bey. Dertleşiyoruz adamla işte. Ne haddime müdürüm affedersin. Odanda iç çayını. Rahatsız edilir mi koskoca patron adam? Zaten uykusunu almamış. Abbas Bey, Abbas Bey kes. Senden önceki değiliz herhalde protokolü. Bırak Demet Allah aşkına. Hayatta bir maçımız var bizim de. İyi artık. Deplasmanlara gitmeye başladın. Ne oluyor yine? Maç kavgası mı kadar ya? Ben kavga etmiyorum Ergun Bey. Baksanıza Demet'e. Ne olmuş Demet'e? Her hafta sonu aynı heyecan. Tribün canavarı. Yavaş konuşun kızım. Cem Bey içeride. Cem Bey mi? Aa. Ah ya evden kaçmış buraya gelmiş adam. Günaydın deyin önce. Günaydın. İçim acıdı. Özgen'le de kavga etmişler galiba. Tövbe müdürüm. Ne kavgası affedersin. Çayın soğudu. Anladık anladık. Hayatlarının en mutlu olacakları döneminde şu hale bak. Şirket kişilerine sefil oluyor adam. Görün de bunları ona göre evlilik yapın siz de. Şimdiden başladınız. Hadi Bülent. Geliyorum Ergun Bey. İşe burnunu sokmasa olmaz. Olmaz bacım affedersin. Ne güzel söyledin. Şeytan diyor sık kırtlağını. Hadi benim aslan oğlum. Baba yiğidim. Kalk. Düşünüyorum baba. Annemin teklifini yapsın bakalım. Benim tekliflerim belli Halis. Değişen bir şey yok. Sinema? Hepsi olabilir. Sinema, tiyatro, temiz temiz insanlar. Biz pis miyiz hanım? Na bitesi ya. Öyle bir şey söylemedim. Yok anneme sıkar. Hep aynı şeyler. Başka? Başka ne istersen yavrum. Evde ayrıca şokoladen kuchen, bananen kuchen, strudel ya. O duyuyor musun baba sen? Ismarlarız bir şeyler kalk. İstersen İskender söylerim size. Nein Davut. Öyle pis pis kebap yenmeyecek. Onları bahane edip sen de yiyorsun sonra. Bıktım baba her gün İskender İskender. Başka bir şey söyle. Açık arttırmaya mı çıktık Dumkov? Anne bak ne dedi? Dumkov yok Davut. Bu çocuk tamirci çıraklığı yapmayacak bundan sonra. Hiç kandırmaya çalışma boşuna. Kendi iradesiyle karar verir benim aslan oğlum. Kandırmaca yok. Hadi kalk. Baba bir dakika konuşuyoruz öyle yumuşak yumuşak. İşte söylüyorum o kadar. İstemiyorum o pis Galip'le arkadaşlık etmesini. Pis değil anne. Her gün yıkanıyor valla. Olmaz. Huyları pis. Değişmez. Pis sinemalarda erotik filmler izletip ahlakını bozuyor senin. Kırarım kafalarını. Benim yanımda olur mu öyle şey? Kırıp dökmekle bir şey elde edemezsin Davut. Yavrum, kal annenin yanında. Biraz düşüneyim anne. Düşünecek bir şey yok. Kalk. Türk çocuğunun yeri babasının yanı.
Türk çocuğunun yeri, annesinin de yanı Davut. Çekme beni anne öyle. Düşünüyorum dedim. Baba sen başka ne teklif ediyorsun? Kalk, ne istersen. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Kusura bakma anne. Gidiyoruz babamla öyle yumuşak yumuşak. Olmaz ama. Anneni böyle bırakamazsın. Bütün emeklerim boşa gidiyor. Hep senin yüzünden Davut. İç şunu Halil Bey. Bak kurban olayım. İşim var hadi. İçmem, bir şeyim yok. Hasta muamelesi yapmayın bana. Ayol bakışları bile değişti. Hala bir şeyim yok diyor adam. Yat dinlenmen lazım işte. Hadi yok, iç şunu. Kalkacağım. Halil Bey Allah aşkına yat. Her tarafın zangır zangır titriyor. Bak iç şu ilacını hadi. Bıktım yatmaktan. Yat yattığın yerde Halil Bey. Canına kastın var herhalde. Oturuyor mu hala o eşekler? Ne yapsınlar, seni merak ediyorlar tabii. Yok benim bir şeyim dedim. Kaldırmasınlar beni, ayağa kırarım boynuzlarını. Tövbe ya Rabbi. Kalkıp da kimi döveceksin be Halil Bey bu halinle? Hadi iç şunu iç hadi. Hadi. Allah gecinden versin aslanım. Babanıza bir şey olursa bak söyleyeyim dağılırsınız. Yürütemezsiniz siz bu işi. Niye yürütemeyeceğiz Hüseyin abi? Sen de bizi iyi harcadın ha. Gücünü de gitmesin ama öyle aslanım. Eniştem deha. Kimde var ondaki kafa kimsede yok. Ticaret için yaratılmış maşallah. Kıymetini bilin. Bilmiyor muyuz? Gençlikle böyle konuşulur aslanım. Tecrübe lazım. Hanginizde var ondaki tecrübe? Allah uzun ömür versin. Ne biçim adam bu? Ne desem hayır. Söylenme kız. Hastanın başında öyle dırdır edilmez. İçirdin mi ilacını? İçirdim ama. Kalkacağım diye tutturdu. Göbeğim çatladı valla. Ne yaptın? Canı tez. İşi düşünüyor adam. Ah benim eniştem ha. İnat. Kalkın. Oturmayın öyle evde kadın gibi. Hadi işbaşı. Yine kalktı bu adam. Aman enişte ne yapıyorsun? Bırak beni İlbis. Yok bir şeyim. Heh. Yat eniştem yat. İş düşünme birkaç gün. Her şey yolunda zaten. Ne geldiyse başımıza iş yüzünden geldi. Senin o aşırı hassasiyetinden. Bakma benim yüzüme öyle İlbis. İş zamanı ne oturuyorsunuz öyle evde miski miski kırarım boynuzunu. Baba ne yapıyorsun? Enişte. Enişte yavaş. Tamam gidiyoruz. Parçaladı adam kendini. Enişte bak. Kolay gelsin. Eyvallah. Ne haber tertip? Bekarlık ne olacak? Kıymalı mı? Kıymalı. Ver bir diş. Canım çok çekti. Buyur. Amcan seni başka değilsin artık tertip. İşim geçiyor. Kimsenin bizi düşündüğü yok ki. Bütün yatırımlar halise. O kadar çalışıyoruz. Çok şımartıyorum. Yengem. Amcam yüz vermez de. Adam olmaz o. Tertip ne yiyorsun? Börek kıymalı. O da yenir mi? Annem bir güzel tost yaptı bana bu sabah öyle. Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Sürme ellerini üstüne öyle yağlı yağlı. Dukko. Kolay gelsin gözüm. Hayırlı işler. Sağ ol ustam. Nasılsın tertip? Geldin bugün işe. Geldi. Bundan sonra hep gelecek. Aferin. Kesin bir şey yok baba. Öyle konuşmadın. Öyle. Hadi bakalım işbaşı. Kolay gelsin. Sen konuşabildin mi Cemre? Konuştum abi konuştum. Büyütme. Ne anlatıyor peki? Hep kadının provokasyonları abi. Olur mu o evde? Oturulur mu tahta kafayla? O kadar söyledik. Biz de söyledik oğlum. Allah kahretsin dinlemiyor ki herif. Eşek dilimi yedirdiler buna. Büyü ama büyü. Ne büyüsü abi? Vallahi büyü yaptılar bu salağa. Gel. Rahatsız etmiyorum inşallah efendim. Önemli. Gel. Yine mi para? Parası efendim. Cem Bey hatırlatmamı söylemişti de. Hacı Hanım'ın birikmişleri. Biz mi vereceğiz? Ben de anlamadım vallahi efendim. Vermemişler kadının parasını. Abbas'a da sızlanmış.
Cem Bey babam gelince hatırlat verelim dediğine göre. Allah Allah, duyuyor musun Şükrü? Ne utanmaz adam bunlar ya. Pes vallahi abi. Ne kadarmış? 30 milyon efendim. Tamam, konuşalım bakalım bunu Cem Bey'le. Aman efendim, ne olur, uyuyor. Kalksın eşek herif. Abi lütfen tatsızlık çıkarma. Çıksın, bütün kabahat onda. Benim beceriksiz delik oğlumda kabahat. Abi. Tamam. Bu salakla konuşmanın zamanı geldi de geçiyor be. Aman gel. Kahveni yapmıştın baba. Getir toplantı salonuna. Efendim, bütün gece uykusu kalmış zaten. Uyumasın. Efendim vallahi pişman oldum söyleyeceğime. Söyleyeceksin tabii. Abi, lütfen sinirlenme. Şevket Bey, abi. Şevket Bey. Cem. Oo baba. Hah, uyanmış. Bir dakika Ergun. Biz baş başa konuşacağız. Çık. Kahveniz efendim. Koş öyle Abbas efendi. Tamam. Hadi çık. Çık. Ne oldu baba? Ne olacak oğlum? Utanmıyor musunuz? Hizmetçi paranızı ben vereceğim. Olur mu baba? Haberim yoktu, burada öğrendim. Daha fazla konuşturmayalım diye. Tabii ki sen vermeyeceksin. Kendine gel oğlum. Pusulayı şaşırdın sen o yerde. Büyü mü yaptılar yoksa? Ne bu basiretsizlik ya? Ne büyüsü baba? Öyle. Salak salak dolaşıyorsun ortalıkta. Sana bile göstermiyorlar kızını bak. Uyumaya buraya geliyorsun. Helalemin diline düştün. Evet. Efendim rahatsız ediyorum ama. Ne var yine? Raşit Bey geldi, sizinle görüşmek istiyor. Buyursun. Buyurun efendim. Buyurun. Şevketciğim özledik. Nasılsın? Nasıl olalım Raşit Bey? Bildiğiniz gibi. Buyurun. Cem, evladım neredesin? Merak ettik. İnsan evinden öyle gider mi? Yapma evladım. Özge de perişan oldu. Sütü kaçacak vallahi. Vay efendim bak. Geçtik. Tecrübesizlik işte. Özel konuşuyoruz Ergun lütfen. Tabii efendim. Hadi. Özür dilerim. Ben bir ihtiyacınız var mı diye. Tamam çık dışarı. Ne münasebetsiz adam bu ya. Özel diyorsun anlamıyor. Allah Allah. Şevketciğim. Bu küskünlüklere bir son verelim ne olursun. Biz durup dururken küslük yaratmıyoruz ki Raşit Bey. Biliyorum. Her şeyin farkındayım. Biz akrabayız. Sırf onun için geldim. Eksik olmayın sağ olun. Nimetin sağ olsun. Bu hastalık derecesine varan titizlikleri. Eyvah eyvah. Niye geldi bu adam şimdi? Baba oğul öldürürler vallahi bunu. Yok artık daha neler. Öyle kızım. Durum çok gergin. Tam ateş üstünde geldi. Şevket Bey'in yüzünü bir görecektin sen. Şükrü Bey'e söylesen mi acaba? Belki ayırır bunları. Ortalığı büsbütün alevlendirmeyin şimdi Ergun Bey. Hah, bırakın da birbirlerini boğazlasınlar kızım. Ortalık alevlenmiş zaten alevleneceği kadar. Bakayım. Şükrü Bey. Bir dakika gelir misiniz? Ne oluyor Ergun? Efendim Raşit Bey geldi. Sanırım kötü şeyler olacak. Yok canım. Vallahi bana öyle geliyor efendim. Raşit Bey de öyle münasebetsiz zamanda geldi ki. İçeriye girince Şevket Bey'in yüzünü görecektiniz. Bosmar. Şunlara müdahale etsiniz diyorum. Canım olmaz bir şey canım. Konuşuyorlardır. Bu nasıl konuşmak efendim? Bir tatsızlık olmasın Allah korusun. Ya ne adam? Bakın sesleri ya. Duyuyor musunuz? Öpüşelim Şevketciğim. Ben icabında özür dilemesini bilen adamım. Olur böyle şeyler akrabalıkta. Gel. Abi dur ne yapıyorsun? Aman efendim. Abi dur yapma. Bırak yakımı be ne yapıyoruz ki? Pardon efendim. Özür dilerim. Biz yanlış anladık herhalde. Allah Allah. Ne oluyor sana bugün Ergun? Şurada öpüşüyoruz ya. Beni de şaşırttın Ergun. Öpüşün abi öpüşün. Hadi devam edin. Hadi Aman yavaş enişte. Yavaş tutun. Gel enişte gel. Yürün. Kafir koş aslanım kayınbaban ölüyor. Gel enişte. Bunda mı onların abi? Onlar ancak miras düşünür miras. Gel enişte. Sen battaniyeyi yedim gel. İyi. Çekmeyin beni öyle. Ben kendim yürürüm. Bırakın beni. Halil pazarlama geldi Sevim. Bir şey istiyor musun? Yat Halil Bey yat şuna.
Düşeceksin şimdi, büsbütün parçalanacaksın, Allah korusun. Yat ha. Eniştem yat, kafayı böyle geç vurursun şöyle, geç, da geç. Bize lazım ha. O kafa. Ya. Ay gidiyor bu adam. Baba ya, yavaş. Düştü mü, düştü mü? Yavaş. Halil efendi kafayı vurmuş Sevim. Beyin sarsıntısı, iflah olmaz artık. Sen iflah olmazsın inşallah. Herifin zoruna bak. Kız bırak şu sarhoşu da önüne bak be. Hadi hadi düşüreceğiz şimdi adamı be. Cafer gel buraya. Anam ne oldu sana babacığım? Tut tut tut. Baba. Tut şunun ucundan aslanım. Durun vahim. Sen de tut hadi öbür ucundan iyice. Doktor hanım geldi mi? Daha gelmedi. Gelir şimdi. Vah vah nasıl oldu? Biz de anlamadık. Bir şekerli su içirdik. Bir aspirin kaykıldı gitti. Devamlı düşüyor adam. Kız bırak şimdi konuşmayı. Ya. Bak gözleri kayıyor adamın. Beni böyle sarsacaksanız hiç taşımayın daha iyi. Yüzüm nerede? Muayenehanede babacığım. Kızım baksın bana. Bakmaz mı babacığım? Yaşamaz o artık, yaşamaz. Bizim bir komşu vardı, benzetmek gibi olmasın. Ay sen geber inşallah. Lanet adam. Geçmiş olsun, ne oldu Halil Efendi'ye? Halsiz halsiz. Devamlı düşüyormuş bu kara. Hay Allah. Biz de kayınvalidemi gösterecektik bugün Türkan Hanım'a. Şansa bak, kalabalık kıyamet. Hadi tutun aslanım, tutun, kaldırın hadi. Hadi. Yavaş yavaş gel. Gel. Aman durun, kafasını merdivene vuracaksınız adamı ya. Ya yürü Hüseyin Bey. Gel. Hadi. Gel.